Yani şöyle bir dedikodu var. Hep böyle, bu bir iddia tabii. AKP'ler son seçimden önce de şimdi öyle. Ya biz Hoca'nın adamlarıyız. Bakmayın ona saygımız bizim hep evet. Fazlasıyla var. Tabii. Başbakan sizi gördüğümüzde elini hemen öpüyor, eğiliyorlar. Hiç aleyhinizde en ufak bir laf etmiyorlar. Sanki tabanda da biz Hoca'nın adamlarıyız. Merak etmeyin ya. Yani biz bu işin namusu. Bu var mı gene? Yani bak ben size şunu söyleyeyim. Bu memlekette kaç kişi var? 75 milyon. Bu 75 milyon hepsi kim olursa olsun, aklını söylese dahi şu milletin kalıcı iktidarının milli görüş olduğunu bilir. Hayır ama bunlar yani sizinle bir bağları şimdi var mı? Şimdi bir dakika anlatıyorum. Millet milli görüş ister. Neden? Bin yıl milli görüş hizmet etmiş. Milli görüş demek milletin kendisi demektir. Asıl ve inancı demektir. Şehidi şehit yapan, gaziyi gazi yapan mana demektir. Bu milleti milli görüşten ayıramazsınız. Bin yıl milli görüşle dünyaya hikmetmiş, insanlığı öğretmiş, göstermiş. Bu doğal çözümdür. Şimdi bunlar geldiler, biz ayrı parti kurduk. Bizi Hoca kurdurdu. Öyle mi dediler? Elbette, geçen seçimde, 3 Kasım seçimde. Bizi Hoca kurdurdu. Bizi Hoca kurdurdu. Hoca öyle dahi bir adam ki iki koldan çalışıyor. İki partisi var. İki partisi var. O koldan çalışıyor bir de bu parti. Bizim kuruluş gayemiz Hoca'yı Cumhurbaşkanı yapmaktır. Bunlar aynen söyle, yüzlerce şahitle hep de zaman bunları dinledik. Hoca böyle dahi bir adamdır. Biz aynı gaye için çalışıyoruz. Taktiğimiz farklıdır, siz buna bakmayın. Hocanın emriyle bu taktiği kullanıyoruz. Saadet Partisi başka taktik kullanıyor, başka taktik kullanıyor. Ama hepsi hocanın kontrolündedir.